Transfer Merkezi Alt Ligler'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Günün karşılaşmalarını değerlendirmek üzere Utku Yastıkçı ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Günün karşılaşmalarında ilk olarak Bursaspor deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 ile geçti. Sonrasında Tuzlaspor Eskişehir'i 2-0 yendi. Samsunspor ise Menemen'le kendi sahasında 1-1 berabere kaldı. Samsunspor'la başlayalım Hüseyin. Yani maçı da izledik, gördük. Samsunspor bir türlü olmuyor. Maçın başına yenik düşmemişler. Maçın son dakikalarında yenilebilirlerdi. Kaybedebilirlerdi. O Nurullah Kamara'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Nurullah geçip orada Kerem Can Akgüz indirdi. Keremcan'ı indirdi. Ağırlık Keremcan indirdi, evet. Orada yani olmuyor. Bir türlü olmuyor. Ve buradaki problem Ertuğrul Sağlam mı? Takımın kimyası mı? Kadro kalitesi mi diyeceğim de kusura bakmayın. Menemen'in kadro kalitesi ne? Yani şimdi bu sadece kadro kalitesiyle zaten konuşulacak bir muhabbet değil. Hani çünkü bu ligde baktığımızda Samsun'un kaç alt kademesindeki kadrolar iş yapabiliyor, maç kazanıyor. Hemen hemen dediğin gibi bir örnek. Ne bileyim Keçiören yine bir örnek olur. Ya hadi Keçiören biraz daha farklılaştırdı durumu Hayır ama diyelim. bak hayır. Şimdi bak kadro kalitesi olarak yani bireysel oyuncu anlamında diyoruz burada. İstanbulspor'un da örnek veriyorum kadrosu. Keçiören'in de kadrosu Samsunspor'dan iyi değil. Bunu bir öncelikle kabullenmemiz lazım. Bu bir gerçek. Samsunspor'un oyuncu kalitesi var. Doğru. Ama yabancılardan gerçekten hiçbir şekilde her programda söylüyoruz. Verim alamadılar. Yine alamıyorlar. Biraz oyun formatında da bir şey olması lazım bence. Çünkü çok geniş alanda top oynuyorlar. Böyle oynayınca otomatikman temposuz oynamalarına sebebiyet veriyor bence Samsun'un. Ama Şimdi tabii burada Samsun var şunu burada bize da kızacaktır belki ama yani arkadaşlar kusura bakmayın burası Samsunspor, burası Samsunspor camiası yani büyük bir camiadan bahsediyoruz. ya camiayı Sezon da geç başında Abdullah. Abdullah büyük imkanlar var şimdi. İmkanlara göre, harcanan paraya göre, maliyete göre çok altındalar. Oyun olarak da altındalar, skor olarak da altındalar. Ben böyle düşünüyorum. Ya onun dışında bir de Nadir'in de penaltısı es geçildi. Şimdi bunu da burada belirtmek lazım. Samsunspor'un penaltısı da hakem tarafından verilmedi. Net penaltı yani onu çok özür diliyorum. Metin Şentürk'e göstersen o da penaltı derdi yani bir şekilde. Hakkı yendi doğru. Yani bence hak hani orada bir şey oldu ama hani oyun Bugün anlamında yine bir şey yok tamam. geçeceğiz. Bursa maçında verilen penaltı da çok komediydi. Evet yani şöyle söyleyeyim mesela hani baktığımızda hani Samsunspor tamam haklı yenilmiştir, penaltı verilmiştir ama Samsunspor da kazanacak bir oyun oynamıyor yani. Öncelikle bunu bir kabullenmemiz lazım. Gerçekten çok temposuzlar. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Az sonra Utku'nun fikirlerini de mutlaka alırız. Geniş alanda top oynuyorlar. Ben Menemenspor'u gerçekten açıkçası takdir ediyorum. Bu kadar maliyetsiz, bu kadar yani ne bileyim ben çok bir özen gösterildiğini de düşünmüyorum. Hani kadro kurulurken veya bilmiyorum idman anlamında vesaire ama bu kadar puan toplamak çok büyük başarı Menemenspor açısından baktığımızda. Çok büyük maliyetleri yok, çok büyük oyuncuları yok. Yani tanınmış oyuncuları yok neredeyse. Yabancı tercihleri mesela hani çok değişik yabancı tercihleri var ama gerçekten tutturdular da yani yabancı Yani tercihleri. gerçekten çok iyi katkı Verim aldılar. aldılar. Ama özellikle orada bir dikkat çekici Kaleci Selmani de. ya Selmani Selmani hani zaten hani geçen sene de vardı hani. Ama ya bu sezon Selmani bir de hani genç bir profil ve yani transfer yapabilme ihtimali olan bir futbolcu. Gerçekten hani izlenen, takip edilen, bizim Süper Lig kulüplerimiz tarafından da takip edilen bir futbolcu. Yani onu kesinlikle şey yapmıyoruz. Yaşı da çok genç. Ama mesela hani yabancı, diğer bu sene yapılan yabancı tercihleri de tuttu yani. Hani bir şekilde takımı taşıyorlar. Orada Kamara mesela benim dikkatimi çekiyor. İyi işler anneanne var. yaptırırken. Anneanne benim çok beğeniyorum. Ben Olatun de Batun da yine iyi bir şeyler yapıyorlar. ben Kamara'yı daha çok beğeniyorum açıkçası. Yani hani Son anlarda yaptı da Kamara güzeldi. Orada daha etkili bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 23 Menemenspor'u ben yaşında. tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyor Menemenspor. Yani maliyetine göre, kadro kalitesine göre. Ya çünkü şimdi düşünüyorum bu takımın Samsunspor'un Tomane'yi verdiği para yüksek ihtimal Menemenspor'un tüm bir senelik harcamasına tekabül edebilir yani. Bunu abartmadan söylüyorum. Gerçekten öyledir. Doğru. Ve yani Tomane'nin yanında Tomane artı Savicevic'e verdiği para diyelim. İki futbolcusuna verdiği para Menemenspor'un bir yıllık maliyetine eşdeğerdir. Ama işte futbol sahada oynanıyor. Menemenspor daha çok mücadele ediyor. Samsunspor baktığımızda hani yerleri çıkarınca gerçekten hani ikincilik kadrosunun devamı gibi oluyor. Çünkü yabancılardan hiçbir şekilde verim alamıyorlar. Almaları lazım ve devre arası merakla bekliyorum ben. Hala da söylüyorum. Büyük transferler yapacaklardır. Jeje ile başladılar. Ne kadar etkili olur bilmiyorum tabii ama Gece ortalığına bir hareketlilik getirir ama.
getirilebilir. Yani getirebilir ama yani daha çok diyorum yani onların bence transfer ihtiyacı var. Ben şimdi geniş alanda oynuyor dedin. Utku sen de aynı fikirde misin bilmiyorum ama çok formsuz Ertuğrul Hoca. Geçen sezonda şampiyon olmalarına rağmen ben oyunlarını çok beğenmiyordum. Geçen sezon da oynamıyorlardı, doğru. Yani oynamıyorlardı ama hani şimdi sonuç almak önemli Abdullah. Yani biz sonuç aldıkları için oyunu, bak, oyunu beğenmiyorduk. Evet. Sonuç aldıkları için de yani sonuçta şampiyon olmuş takım. Şimdi örnek veriyorum, burada Bandırma Samsun maçını izledik hep birlikte değil mi? Yani 2-2 biten bir maçtı. Evet. Orada ne dedik? Bandırma da muazzam top oynadı. Samsun Spor da çok iyiydi. Güzel bir maç izledik dedik. İki hafta sonra Bandırma'nın hocası Serdar Bozkurt gönderildi. Yani hani önemli olan sonuç bu futbolda. Biraz böyle bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani sonuç almadıktan sonra istediğin kadar iyi futbol oynat. Rakip kaleyi döv, 90 defa git ama o golü atmadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor. Hani Samsun Spor geçen sene sonuç aldı ama bu sene sonuçları da alacak bir durum yok. Ha, biz burada eleştiriyoruz. Nadir hiçbir zaman hani böyle primer santrafor olamaz, daha çok yardımcı santrafor olur vesaire diye. Ama Nadir'in de mücadelesi, isteğini eksik görmememiz lazım. Şu anda takımda bence en çok mücadele eden, en çok bir şeyler yapmaya çalışan futbolcuların başında geliyor. Ama Samsun Spor gibi şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımda Nadir birinci santrafor olmalı mı? Tabii Tomane'si takar. Birinci santrafor olmalı mı veya sezon Nadir'le biter mi? Bitmez. Bunu da söyleyeyim ve sözü Utku'ya atalım. Samsun Spor'a transfer gerekiyor. Şimdi Utku, Samsun Spor'da Sofascore verilerine göre en iyi oyuncuları söyleyeyim sana. Erkan Reşmen, sağ bek. Yalçın Kılıç, sol stoper. Sol bek Keremcan Akgün ve kaleci Nurullah Asan ve gol atan Nadir Çiftçi. Orta alan o kadar çok düşük puanlar almış. Verim anlamında da gerçekten orta alan çok verimsizdi. Verimsiz geçiyor. Var burada bir sıkıntı var. Demek ki bu orta alana doğru transferler yapılmadı. Savicevic'le bu hiç olmuyor. Ya da tek başına Savicevic'le olmuyor. Şimdi şöyle, Ertuğrul Sağlam'ın zaten geçmişten bugüne gelen bir oyun stratejisi zaten öncelik her zaman savunmaydı. Yine geçen sezon da öyleydi, bu sezon da öyle. Hani oyununu açıkçası çok beğenememe sebeplerimizden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Geçen sene evet sonuç aldı, bu sene sonuç gelmiyor. Onun da belli başlı sebepleri var tabii ki. Transferler çok yetersizdi, özellikle yabancı transferler. İkinci sırada koronayı koyabiliriz. Samsun Spor ondan çok etkilendi. Böyle sıralanıyor. Bir de aslında üçüncü sıraya da şunu koymak istiyorum ben. Oyuncular ve taraftar sanki birazcık bu ligi küçümsedi. Hani biz ikincilikten geldik, vura vura geldik. Hani birincilikte de vura vura Süper Lig'e çıkarız bir hava vardı Samsun şehrinde. Ben öyle düşünüyorum. Valla biz TFF birinci ligi Premier Lig'e kıyaslıyoruz. Çekişme bakımından. Çekişme bakımından tabii. Yani burası öyle bir lig değil. Hele ki şu Samsun kadrosu hiç öyle bir kadro değil. Hani şu an Samsun Spor hani değil ilk iki. Hani şu an playoff'a mücadele eder bir görüntüsü var. Ne yazık ki. İşte top bir şekilde Samsun alıp rakip kaleye götüremiyor. Yani orada bir yaratıcı oyuncu eksikliği var. Şöyle hani top oraya gittiğinde de bir şekilde kalenin içine girmiyor. Orada da bir bitiricilik eksikliği oluyor. İşte Nadir'i bu yüzden söylüyoruz. Orada daha bitirici, daha son vuruşu güçlü bir oyuncu lazım. Hani Nadir'i hep eleştiriyoruz belki ama Nadir kanatta böyle asıl bir forvetle beraber oynasa şu anki performansından çok daha iyi performans sergileyeceğini de düşünüyorum. Hani Nadir en çok eleştiren biri olarak söylüyorum bunu. Orada bir golcü eksikliği var. Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği var. Kanatta skorer bir kanat oyuncu eksikliği var. Hani savunması, kalesi bunlar birincilik için yeterli diye düşünebiliriz ama oraya hani şimdi Cece de o bölgeye yapılan bir transfer değil baktığımız zaman. Tamam, Süper Lig'de oynamış, deneyimli, geçmiş kariyeri olan bir oyuncu ama hani Samsun Spor'un ilk eksiği, ilk önceliği o mudur? Bence değildir. Yani diğer transferlere göre bu transferin anlamı belki artabilir şöyle ama bir durum şu olacak. An havada bir transfer. Transferde de takımlar muhtemelen bu Ocak'tan sonra şöyle bir sisteme geçecek. Tabii kesin açıklamadı ama
hükmen yenilgi sistemine geçecekler sahaya çıkamadıkları zaman. O yüzden de kadroyu 35'e çıkartacaklar. Sanırım gündemde bunları var. O yüzden birkaç tane transfer yapılacaktır. CC'yi de alacaklardır. Süper Lig'den de indireceklerdir transfer. Bir de Abdullah şöyle bir durum var. Yani bak kadroyu bir sayalım, böyle analiz edelim. Yani sen az önce dedin ki SofaScore derecelendirmesine göre en yüksek puanlı 4 futbolcu saydın. Nurullah, Erkam, Yalçın, Keremcan değil mi? Aynen. Burada yine Nadir burada var. Burada yeni transfer Nadir var. Bak 5 oyuncu saydım. Bunun ikisi yeni transfer. Nadir ile Keremcan. Diğer üçü ikinci ligden gelme futbolcular. Bu bile aslında bir şeyleri gösteriyor. Sağ bek Erkam. Bu takımda 3. konumdaki sağ bek. Caner Arıcı, Erhan Kartal, Erkam Reşmen. Anlatabildim mi? Yani Samsunspor gerçekten aslında bir kadro da, bunun da içinde korona etkisi vardır. O da vardır. Bu da vardır. Ama daha içinde de hiçbir şekilde şöyle bir maçta ekstra bir reaksiyon, bir Ümraniye maçını hatırlıyorum ben. Çok iyi reaksiyon gösterdikleri. Birazdan rahat aldıkları, rahat kopardıkları maç. Birazdan Bursa Spor maçına geçeceğiz. Yani Utku'cum sözün bittiyse. Menemen Spor'la ilgili de ufak bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi ligin kadro kalitesi en düşük takımlarından geliyor Menemen Spor. Şimdi Menemen Spor kadrosundan bu ligde kaç takım alır da 3 oyuncuyu kadrosuna katar? Yani bilmiyorum. Selmani dışında alınacak oyuncu yok derdik. Olan takımları bir kenara koyalım. Hani transfer yapabilecek takımlar ligde. Hani Menemen Spor'dan dediğin gibi Selmani dışında ikinci bir isim. Yani Tayfun olabilir. Belki rotasyon için işte düşünülebilir. Hani ilk 11'i alıp da gözü kapalı yazılabilecek bir isim ben görmüyorum açıkçası. Ama bu oyuncular da öyle bir oyun ortaya sergi koyuyorlar ki. Yani gerçekten bizde takdir etmekten başka şansımız yok. Hani beklentilerin çok üzerindeler şu an. Umarım bu iyi performanslarını da devam ettirebilirler. 14 maç 2 galibiyet 2 beraberlik. 4 maçtır yenilmiyorlar Menemen. Şimdi Bursa maçına geçeceğiz. Bugün Bursa maçında Bursaspor güzel top oynadı. Bandırma bir şeyler yapmaya çalışmadı bence. Bursaspor gayet çok güzel bir şekilde top oynadı. Penaltıda komedi. Biz kamera açısından izledik. Tamamıyla topa müdahale var. Hiçbir şekilde resmen ayağından topu aldı. Yani kornere gitti orada top. Buna nasıl penaltı veriyorsun bilmiyorum. Hakemler gerçekten çok korktu. Bugün Ali Koç da açıklama yaptı. İki hafta önce de biliyorsunuz Bursaspor'un golü de verilmemişti. Evet aynı şekilde. Ya bu sadece Bursaspor'un üzerinde değil. Biz hakemler üzerinde eleştiriyoruz. Az önce Hüseyin söyledi. Net bir penaltı verilmedi Samsunspor'un diye. Yani sürekli olarak böyle sıkıntılar var. Şimdi ama Bursaspor bugün gençlerle kazandı. Kazanmaya ihtiyacı vardı. Çünkü Mustafa Er'in koltuğu sıkıntıya girebilirdi. Bu. İki maçtır kaybediyordu Bursaspor. Son maçı da açıkçası sezonun en kötü oyunuyla kaybetmişti. Bu galibiyet önemliydi o açıdan Bursaspor adına. Hani bu maçta da alınabilecek bir sıkıntılı sonuç. Hem takımı hem hocayı kötü bir duruma, sıkıntılı bir duruma sokabilirdi. Hani mücadele olarak geçtiğimiz son kaybedilen maçın çok üstünde bir mücadele vardı. Oyun olarak evet hani yine güzel işler yaptı Bursaspor bu maçta. Biraz Özer Urmacı'dan bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar gerçekten çok eleştirdim. Ama bu maçta gerçekten çok güzel bir gol attı. Alex'in yanlış hatırlamıyorsam öyle bir aşırtma golü vardı. Ona benzettim ben. Hani burada da hakkını vermek lazım. Özer'i işte bu yüzden eleştiriyordum zaten. Hani bu yeteneği var geçmişinde. Hani Bursa Spor'a biraz daha bir şeyler katması lazım. Hele ki bu kadroda işte hep bahsettiğim o abilik, kaptanlık görevine biraz daha layıkıyla tabiri caizse yapması gerektiğini düşünüyorum. Özer iyi olursa Bursa Spor'a çok şey katabilir. Ama yani bu ana kadar, bu maça kadar hiç katkısını görmemiştik. Yine Ali Akman mücadelesiyle, golüyle takıma katkı verdi. Bugün çok etkiledi bence Ali Akman ama yine de iyiydi. Birkaç maçtır golsüz geçiyordu. Hani ben mücadelesini de beğeniyorum. Tamam golcü çok iyi bir oyuncu, hep söylüyoruz. Ama hani presi, mücadelesi bunları da hani iyi oynayamadığı maçlarda bile eksik kalan
bir tarafını görmüyorum. Kaleci Canberk'e değinmek istiyorum. Devre arasında Ataberk sakatlandıktan sonra oyuna girmişti. Geçtiğimiz yayında bahsediyordum. Bursaspor'un 3 tane iyi kalecisi var. Ataberk, Deniz ve Canberk diye. Üçü de bu sezon birincilikte forma şansı buldu. Kendilerini ispatladıklarını düşünüyorum. Canberk de bir devrede yanlış hatırlamıyorsam 5-6 kurtarış yaptı. İki tanesi de çok net güzel kurtarışlardı. Ben potansiyeli olduğunu ve gelecek vaat ettiğini düşünüyorum. Yine Bursaspor konusuna girince başladı. Yine bütün her şeye... Yani kendimi tutamıyorum diyeyim. Hani şimdi ben çok uzun zamandır bu gençleri takip ediyorum. U17'den, U19'dan beri. Şimdi onları A takımla bu seviyede izleyince yani seviniyorum açıkçası. Yani şunu söyleyelim. Bursa bugün gerçekten hani iyi oynadı. Özer'le, Ali Akman'la savunma tarafında iyi oynadı. Furkan Emre çok iyiydi. Geride. Emirhan, penaltı Emirhan yaptırmış yaptıklarımızda. Evet, yine yani Emirhan da iyiydi. Yaptırdı diyemeyeceğim ama penaltı pozisyonunun içinde olan isim Emirhan'dı. Evet. Furkan Emre de açıkçası şu an stoperde Bursaspor'un birinci oyuncusudur. Ben öyle düşünüyorum. Bursaspor'la alakalı bir istatistik vereyim. Ligin en fazla gol atan takımı şu an için Bursaspor. 22 gol. Ama en fazla gol yiyen ikinci de takımı Bursaspor. En fazla golü Eskişehir 26, Bursaspor 23. Bir gol sayısı. Yani bu konuda savunma tarafına bir çözüm yani stoper olarak çok bu seviyenin altında kalıyor Bursaspor ne yazık ki. Zaten sıkıntısı da bundan kaynaklı. Hüseyin, Bandırma Spor'da gitmiyor işler, iyi gitmiyor. Tamam, yani az önce Samsun Spor için konuştuklarımızı söyleyelim. Covid vuruyor, kabul edelim. Covid etkiliyor ama sende Lachinia Traore var, Sote var, Landel var. İshak Çakmak var ki İshak Çakmak da maçın en iyisiydi. Genelinin en iyisiydi bu arada. Maçın genelinin en iyisiydi İshak Çakmak. Bursa tarafını da kastı direkt söylüyorum bunu. İshak bu liglerin zaten en tecrübeli orta sahalarından biri. Yani kariyerinin yaklaşık 7-8 yıldır bu liglerde oynuyor. Bu liglerde mücadele ediyor. Ne bir alt lige gitti ne bir üst lige çıktı. Ya maçın geneliyle ilgili yorum yapacak olursak ilk yarı bence Bursa gerçekten çok iyiydi ama ikinci yarı Bursa biraz daha geriye yaslandı. Yani o geriye yaslanma bence biraz fazla oldu. Yani Bandırma'nın bence burada tercihi de hatalıydı taktik olarak tercihi. Bandırma takımı direkt oyunu doldur boşalta çevirdi. İşte Lachinia Traore'yi aldı. Onur, stoper Onur'u, Onur Akbay'ı ileri attı. Hani oralardan onların fiziksel avantajını kullanarak orada gol bulmaya çalıştı. O bence biraz hatalı tercih oldu. Yani doldur boşalt olayı artık ben 1990'larda, 1980'lerde kalan Türk futbolunun esintisi olarak görüyorum. Artık yani bu olaydan da sıkıldım. Bugün, plansız oyun. Geçen hafta mesela Altın Ordu Keçiören Gücü maçında. O bile hani açıkçası üzücü Altın Ordu diyor. Sistem takımı gençler. Bir baktık Sinan Osmanoğlu'nu gönderdi hoca forvete. Savunma şişir Sinan Osmanoğlu indirsin Keçiören Gücü maçında. Yani geriye düşünce bu doldur boşalt olayına girmek bence teknik direktörlerimizin en büyük eksikliği ve teknik direktörlerimizin Edirne'den sonra niye geçemeyeceğinin en büyük işaret olduğunu düşünüyorum ben. Buradan teknik direktörlerimize de biraz iğneleme yapmak istedim açıkçası. Bandırma Spor golü biraz erken bulsaydı böyle hani ikinci yarının başlarında hemen bulabilseydi ben Bursa Spor çok yaslandı bence. Maçın dönüşü bile olabilirdi. Ben öyle düşünüyorum. Ama Bandırma Spor bu doldur boşalt taktiğiyle aslında Bursa Spor maçı hediye etmiş oldu. Bursa Spor için önemli bir galibiyet. Mustafa Eriş için önemli bir galibiyet. Gençlerin mücadelesini takdir ediyorum. Bursaspor'un stoper tandemi bugün ilk defa bence iyiydi. Ben ikisi de güzel iş yaptı çocukların. Takdir ediyorum. Öyle diyeyim. Peki. Haftaya da Samsun Spor'la karşılaşacak Bursaspor. Evet. Yani haftaya dediğim hafta sonunda. Hafta sonu. Aynen. Evet hafta sonunda. 14. hafta karşılaşmasında. Bizim daha uygun olur. Çünkü maçlar artık gündüz yani hafta içi hafta sonu karıştırıyoruz iyice. Tuzla Spor Eskişehir'i bugün evinde deplasmanda 2-0 yendi. 1-0'dan sonra Eskişehir'de alimiydi herhalde. Çok net bir gol kaçırdı. Maçı beraberliğe getirip patronuslar elde edebilirdi. Ama 10 kişi olmasına rağmen maçın ikinci yarının başıydı yanlış hatırlamasın 10 kişi kaldılar. Ona rağmen gayet evet. İyi mücadele etti Eskişehir Spor. Tabii ki rakip Tuzla Spor gerçekten güçlü. Maçı da 2-0 aldı Hüseyin. Kısaca Tuzla Spor Eskişehir maçını.
Tamam, yani Tuzla Spor'un hani maçın başındaki görüntüsü şeydi, böyle hani daha çok rakibini hafife almış bir görüntü çizdiler bence maçın ilk yarısında. Yani bu da bence bu ligdeki takımların en büyük dezavantajı olabilir Eskişehir Spor karşısında. Çok hafife almaya gelecek bir takım değil. Eskişehir Spor genç takım, mücadele eden bir takım. Yabancıları gerçekten bence ön tarafta hareketlilik getiriyor, iş yapıyorlar. Ama tabii onlarda da gün geçtikçe bir kabullenme görüyorum. Hani Eskişehir Spor'un burada taktik olarak bazı hataları oldu gibi düşünüyorum. Çünkü rakip gelirken beşli savunmaya dönüyorlar. 5-3-2, 5-4-1 gibi bazen hani Onur Bayramoğlu'nu ön tarafta tutuyorlar. İşte kanatlara yabancı futbolcular geliyor. Vesaire. Hani böyle beşli savunma gibi oynadılar maçın çoğunluğunda. O onlar için biraz sıkıntılı. Bu da bunu kabullenmemek lazım. Tuzla Spor için olması gereken bir galibiyet. Tabii yani şu var, kırmızı karta kadar Tuzla Spor'da açıkçası maçı çözemedi. Yani sıkıntı yaşadı. Kırmızı karttan sonra tabii Eskişehir Spor gibi böyle gençlerle mücadele eden takımların en büyük dezavantajlarından biri açıkçası bu olur. Bu tarz takımlar böyle patlamaya, dağılmaya hazır takımlar oluyor. Gol yedikten sonra veya herhangi bir kırmızı kart maçın içinde dezavantajlı bir duruma düştükten sonra. Ben yani oradan bir de her program yine 2-3 programdır özellikle değiniyoruz. Bilal'e bir daha değinmek istiyorum. Yapacak o çocuk olacak yani. Bilal olacak, ben buna inanıyorum. Ben sezon sonu onun bir, yani bu seneyi şöyle maç oynaya oynaya kapatırsa sezon sonu bir Süper Lig transferi bekliyorum açıkçası Bilal'den. İnşallah Avrupa vesaire de olabilir. Kendi gelişirse daha 2003 doğumlu. Bununla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Laska gitmişti sezon başında bir futbolcu. İsmini hatırlayamadım. Metehan olabilir. Metehan mıydı? Laska gitmişti. Eskişehir'den bir futbolcu. Olabilir yani. Yurt dışına da gidebiliyor. Tabii. Evet. Utku. Sendeyiz. Kutlar. Eskişehir. Son Bilal'den başlayayım, Hüseyin'in bıraktığı yerden. Gerçekten ben de çok beğeniyorum Bilal'i. Kesinlikle Süper Lig Avrupa görebilecek bir seviyede. Ama ben Hüseyin'e şu noktada katılmıyorum. Gelecek sene için Bilal'in bence Süper Lig yerine birinci ligde oynayacağı bir takımda geçirmesi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani maalesef ki Süper Lig'de şu an Bilal'i İlk 11'de formayı verecek bir takım yok. Bilal oynayamayacağından yok değil ama... Yok, bunda haklısın ama zaten Utkucuğum şimdi hani birincilikte de açıkçası bu işler birincilikte de çok kolay olmayacak. Yani hani oynatmak anlamında şimdi bugün kime örnek veriyorum? Hani Adana Demirspor'a gitse oynayabilecek mi? Veya hani bu tarz bir yine mütevazi bir takım yakalamak lazım. Ama Eskişehir Spor'da da bekledikçe sıkıntı yaşayabilir bu çocuk. Hani Süper Lig Avrupa derken zaten gidip de Avrupa'da oynamasını da beklemiyorum açıkçası. Bir kiralık hamlesiyle. Çünkü bizim birincilikteki oyuncularımızın çoğunluğu, çok özel oyuncular hariç, Çağlar gibi, Cengiz hariç, onun dışındakilerin zaten kiralık hamlesiyle çıkar diye bekliyorum zaten. Eskişehir Spor için bir şeyler ekleyeyim. Eskişehir Spor gerçekten gün geçtikçe eriyor, bitiyor. Ben öyle görüyorum. Üzülüyorum bu durumuna. Umarım toparlanır diyeceğim ama hani devre arası transferini açabilirlerse bile işlerinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Epey uzak kaldılar yani puan olarak. Tuzla Spor'da ilk mağlubiyetini ağır bir şekilde almıştı. Daha sonra bir maç daha kaybettiler. İki maçtır da gol yemeden kazanıyorlar. Orada da Erdem Özgenç'in ve Tarık Tekdal'ın hem defansta hem hücumda etkili performansları oldu. Geçen maç Tarık gol atmıştı. Erdem asist yapmıştı. Erdem bu maç çizgiden top çıkardı. İşte yani Erdem için artık ikinci bahar mı diyelim, üçüncü bahar mı diyelim. Gerçekten çok iyi performansı var. Peki Tuzla Spor böyle noktalayayım. Bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Bir maç eksik hala Tuzla Spor'un. Puanını 24'e çıkardı. Samsun Spor 21'e çıkarırken Bursa Spor'da 17 yaptı. Rakipler Bandırma 12'de, Menemen 14 puanda. Eskişehir Spor'da tabii ki ligin sonunda bir puanda bulunmakta. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşleriniz bir şey için... ekleyebilir miyim? Tuzla Spor Keçiören Gücü maçı var hafta sonunda. O maçta üst sıralar için oldukça önemli. Tuzla Spor'un galibiyeti bütün ortalığı karıştırır. Evet, hafta sonu güzel bir maç var. Bakalım izleyeceğiz.
Bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Bizimle alakalı düşüncelerini yorumlayabilirler. Şunu söylemek istiyorum. Biz her hafta bu maçları izleyerek oyuncu kadroları, oyuncu performanslarını oyuncu kadrolarına göre değerlendiriyoruz. Bize benim oyuncumu niye almadın deyip arayan teknik direktörler de, menajerler de var. Veya farklı isimler de var. İşte benim kardeşimi al diyen de çok fazla. Biz ilgilendirmiyor kardeşim. Bizim kimseye bir kastımız yok. Sevmediğimiz oyuncuyu da alıyoruz. Sevdiğimiz oyuncuyu da alıyoruz. Mecburen almak zorundayız. Çünkü biz adaletle gitmeye çalışıyoruz. Bizi diğer sayfalarla sizden rica ediyorum kıyaslamayın. Doğru olanı söylemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kimseye de kastımız yoktur. Emin olun geçen hafta hazırladığımız kadroda iki tane oyuncuyu sevmiyoruz. Nefret edebilecek seviyede bir şekilde. Ama adamlar işini iyi yaptı ve kadroya girdiler. Kimse de kusura bakmasın. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.